Yanlışım yoksa, varsa da düzeltsin arkadaşlarımız da, rejiden de sizden de. Ben bu kadar oy çoğunluğu görmedim. Evet. Değil mi bugüne kadar? Evet. 9 oyunuz... Kafa kafaya gidiyordun genelde. Ya böyle 9 oyun var, 9 Yağız. Evet. Ama işin ilginç olan tarafı ne Tuğçe'de ne Soner'de rahatlama da görmedim. O da ilginç geldi. Yani çünkü bayağı bir süredir, son 4 oydur zaten belli Yağız'a veda edeceğimiz. Soner'in yüzüne bakmaya devam ediyorum. Bir rahatlama yoktu. Tuğçe, bence şu anda olduğun durumdan zaten çok rahatsız olduğun için bir tepki de veremiyorsun. Ama Yağız hep çok rahattı. Sana bugün veda ediyor gibi görünüyoruz. Arkadaşların gerçekten neredeyse oy birliğiyle seni bu evden gönderme kararı aldı. Evet. Bir şey söyleyecek misiniz? Önce ben Soner'e sormak istiyorum. Şu an mesela biraz mutlu olursun diye düşünmüştüm ama hiç yüzünden hiçbir şey belli olmuyor. O yüzden sana soruyorum. Giden kişinin yani bana herhangi bir duygu yaşatmadığı için herhangi bir duygu karışımında ya da sevinç ya da üzüntü yaşamıyorum. Olması gereken gibi, o yüzden gayet net ve sakin duruyorum. Peki. Tuğçe, evde kaldığın için mutlu musun? Mutluyum tabii ki. Yani sadece ben ikisini de yazmak istemiyordum ve bir seçim yapmak zorundaydım. Bu takım arkadaşım değil de Yağız oldu. Bu yüzden şeyim yani, üzüntülüyüm. Peki. Yağız, sen neler söyleyeceksin? Burcu'larım, şöyle, ben şu an hiç üzülmedim açıkçası. Yani çünkü ortada ya çok iyi ya da çok kötü olmanız lazım ki bu kadar fazla insan tarafından eleştiriler, bu kadar yani siz de söylediğiniz bu kadar hiç oy alan birliği olmadı diye. Evet. Evet. Yani burada her anlamda iyi olduğumu düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar da başından hani finale yaklaşmadan bir şekilde nasıl yapabiliriz diye düşünerek herhalde beni elemek istediler zaten. Ben bunu en başından beri biliyordum, farkındaydım. Yani bu beni üzen bir durum değil. Sonuç olarak ben her zaman karakterim neyse o şekilde durdum. Hiç değişmedim. Fikirlerimi değiştirmedim. Herkesin yüzüne karşı konuştum. Hiçbir zaman da oynamadım. O yüzden teşekkür ediyorum. Tabii ki her zaman eleştiriye açığım. Herkese burada başarılar diliyorum ve iyi eğlenceler diliyorum hepinize. Güzel zamanlar geçirdik, güzel vakitler geçirdik. Eğlendik, gerildik, güldük. Sizlere çok teşekkür ederim. Bütün ekibe, herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyif aldım. İnanılmaz keyif aldım. Benim için çok iyiydi. O yüzden yani şu an üzülmüyorum. Sizlerle tanıştım. Güzel insanlar, güzel dostluklar edindim burada. Benim için bu harika bir duygu zaten. Başarılar diliyorum. Umarım hak eden kazanır bu yarışmayı. Bizden bu kadar. Aslanlar gibi geldik, aslanlar gibi de gideriz. Kim kazansın istersin? Yani gerçekten hak edenin kazanmasını istiyorum ben burada. Çok mücadele veren, yetenekli, başarılı, becerikli arkadaşlarım var burada açıkçası. Tek bir isim veremem ama yani duruşlarıyla, duruşlarını hiçbir zaman bozmasınlar burada. Hiçbir zaman yön değiştirmesinler. Yani ne savunuyorlarsa her zaman onun arkasında dursunlar. Ki zaten bunu biliyorlar. Ama belki bilmeyen arkadaşlar da sözlerimi dinlerlerse, gerekirse gidin, elenin ama lafınızdan, sözünüzden hiçbir zaman dönmeyin. Karakterinizi değiştirmeyin. Düzgün olun, dik olun. Alnınız dik, başınız dik gezin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kazanması gereken arkadaşlar olarak da gerçekten Murat'ın da çok hak ettiğini düşünüyorum. Furkan yeni katıldı aramıza. Furkan'ın da çok hırslı olduğunu düşünüyorum. Benim için gerçekten Furkan ve Murat çok ayrı bir boyutta. Benim için çok değerliler. Her ne kadar yeni tanımış Oğuzhan da, evet. Oğuzhan da mücadeleci bir yapısı var Oğuzhan'ın. O da yani hakkaniyetli böyle insanlara karşı ortayı bulmaya çalışıyor. Ama bu şekilde yürümez diye düşünüyorum Oğuzhan hakkında. Hani yani yapmamalı. Bu anlamda yanlış kararlar verebiliyor, yanlış yönlere sapabiliyor bazen. Ama iyi bir kalbi var, temiz bir kalbi var. Güneş hakkında da gerçekten kızlar arasında en başarılı bulduğum kişi Güneş. Çok yetenekli, çok yani becerikli birisi. Temiz de kalbi var, iyi bir insan. Güneş'i de o anlamda seviyorum. O yüzden tek bir isim veremeyeceğim ama umarım bu söylediğim arkadaşlarımın arasında hak eden biri
birisi illa ki hak edecektir, kazanacaktır diye düşünüyorum. Ben çok keyif aldım, çok eğlendim. Peki. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Biz de aynı herkese çok teşekkür ederiz. Çok kibarsın bu arada. Teşekkürler. Potaya ilk ismin yazıldığı andan itibaren biliyordun o zaman eleneceğini mi, yoksa tahmin mi ediyordun? Yani bir gün aslında bu kadar fazla oy alacağım biliyordum. Farkındaydım. Ha, tamam. Çünkü ben yön değiştirmedim Burcu Hanım. Kimseye iyi olmak için çabalamadım. Tamam, öyle bir şey söylemedim. Olduğum gibi oldum. Farkındaydım, tahmin ediyordum. Ama dediğim gibi bunu daha önce de söylemiştim. Elenecek olursam da aslanlar gibi giderim. Boynum dik, güle güle giderim. Ki benim yapım bu, ben her zaman gülüyorum. Buradan sonra dışarıda da güleceğim. Burada da geldim, güldüm. Her zaman benimle de dostlarım, burada edindiğim dostluklarımla da zaten illaki dışarıda da görüşeceğiz. O kadar. Çok keyifliydi. Harika bir zaman geçirdim. Yeni gelecek olan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Bu yayınlanan programı izlerken de umarım sözlerimden bir nebze de olsa bir şeyler alırlar. Çünkü bu evin içerisinde inanılmaz şeyler yaşanıyor. Çok farklı olaylar yaşanıyor. Duruşlarını hiçbir zaman bozmasınlar diyorum. Teşekkür ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.